Ha şöyle yaylan bakalım sağdan sağdan. Al güle güle kullan dükkanı. Başın da paralansın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tam zamanında anahtar devir teslimi yapıyoruz. Vallahi acayip ofise ihtiyacım vardı. Bravo yani. Teşekkürler. Aman Bahar ne yapıyorsun sen? Kurban oldum ya. Bu mahallenin senin gibi bir ağdacıya aşırı ihtiyacı var. Bak lütfen dükkanına şu ahbabaya gelme. Bahar'cığım asıl sen böyle ıvır zıvır konuşan insanlara kulak verme. Bu mahallede ağdacıya ihtiyacı olan tek kişi var. O da İsmail. Kıl İsmail. Siz yiyin birbirinizi. Ben gidiyorum. Uğraşamayacağım. Bahar bir daha düşün sen. Hem sen hiç heveslenme Cuma, itibarın ne itibarın kalmadı senin. Artık bu alemde bir Allah'ın kulu iş vermez ki sana. Sen bittin, kabul ettin onu. Bitiksin sen. Ay İsmail, bu real denen alemi tamamen senin gibi dar kafalı çıraklara bırakıyorum. Bundan sonra ben sanal alemdeyim. Hayırdır Cuma? İnternette kız profili açtın da azgın tekelerden para mı tırtıklıyorsun? Bak eğer öyle yapıyorsan çok yakışır sana. Devam et. Ay hiç kusura bakma. Bu 7. sınıf dümenleri senin gibi maymunlara bırakıyorum. Cüce maymunlara. Senin bıngıldağın ermez bu işlere, tamam mı? Ben bundan sonra ultrasonik işler peşinde koşuyorum. Hadi bakalım dükkanımın önünde durma. Hadi bedava Wi-Fi'mi kesiyorsun. Uza bakalım. Var uza. Sen burada yokken ben yaptığım işlerle zaten uzadım la. Arşa değdi benim başım. Sen düşün şimdi. Kaba etten bacak seni. Civciv. Arşa değmiş belki başım. Hadi canım hadi hadi. Avokado gibi hissediyorum yani, anlatabiliyor muyum? Hı. Vallahi olmayınca olmuyor. Yani böyle... Beyler! Bir kabu... Bu ne la? Arabayı kes. Hmm. Buraya gir ya. İyi günler. İyi günler. Cuma Bey'e bakmıştık biz. Hayırdır birader, ne yapacaksınız Cuma'yı? İş görüşecekti kendisiyle. İş? Evet, iş. Oğlum bunlar kesin Cuma'ya bir şey yapacak. Evet. Kesin bir şey yapacaklar Cuma'ya. Kesin. Abisinin. Hemen sağdan dönüyorsunuz kardeşim. Köşedeki dükkan. Hı, sen köşeyi dön, döner dönmez orada bulursun kendisini. Şimdi Amazon ağdı ama o oralarda takılır bulursun yani, anlatabiliyor muyum? Gel ben sana göstereyim bak şimdi. Şuradaki dükkanı görüyor musun? Ha gördüm. Ah. Orası işte bak. Eyvallah kardeşim. Hadi, çok sağ ol. Bulmadan gelmeyin. İlk saat. Şuraya bak be. Gül gibi dükkanımı ne hale getirdi. Ağdacıymış. Ay ağdacılık senin neyine ya? Hiç akıl yok bu kızda yemin ediyorum. Eyvah. Vallahi geldiler. Evet geldiler. İşte onlar. Oo. Paraya huzura doğru adım adım ilerle Cuma. Ana. Namussuz tank gibi namussuzum. Bu ne be? Merhabayım. Cuma Usta. Efendim benim? Ben Tosun Dursun. Postan Bank'ın CEO'su. Öyle mi efendim? Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Ay. Ne tatlı. Böyle durmayalım. Ben içeri geçireyim dedim. Tabii. Çay kahve bir şeyler içerim. Buyurun. Efendim ne içersiniz? Şu kahveden iki tane kahve söyler misin bize? Şekerli, hadi bakalım. Hanım. Sistemimize istediğiniz kadar para yatırabilirsiniz. Bu yatırdığınız paralarla bostan ekip, koyun, kuzu alabilirsiniz. 4 ayda da paranı amorti ediyorsun. Ve üstüne üstelik 1 senede %400 kar elde ediyorsun. %400 diyorsun. Tabii. Garanti mi bu? Garanti tabii. Hmm. Vallahi çok güzel konuştun, ne güzel söylüyorsun. Ben de küçükken hep JR gibi bir çiftliğim olsun isterdim. Sen JR'ı tanımazsın tabii. Küçüksün, hatırlamazsın. Orada bir dizi vardı böyle. Neyse ben şey yapabiliyor muyum acaba? Çiftliğe girip koyunları sevebiliyor muyum? Böyle bağrıma basabiliyor muyum? Ay benim koyunlarım, ay benim koyunlarım diye. Yok, sanal koyun bunlar. Bitcoin. Ne koyun? Bitcoin, sanal çiftlik. Bizim internet sitemize gireceksin. Orada bir sanal çiftliğin olacak. Sen. Koyunları güttükçe, ekip biçtikçe biz de gerçek dünyada aynısını yapacağız. Ve bir kar elde edeceğiz. Bu kârı da ikimiz kırışırız. Peki buraya giriş olarak tam ne kadar yatırıyoruz yani giriş ücreti olaraktan? Bostan Bank sayesinde birkaç ayda 100 binlerce lira para kazanan adamlar var. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar çok yatırırsan o kadar çok kârın olur.
Üstelik sisteme yeni üyeler getirirsen çok büyük indirimler var. Ha, ne gibi acaba? Şimdi ben siz sonuçta sanal bir ortama ben nakit cash para yatırıyorum. Yani bir güven telkin etmeniz gerekiyor. Bunda güven çok önemli. Ben şu an bir güven hissedemedim. Hissettir bana. Zaten Bostan Bank'ın en önemli hususu güvenilir olması. Bravo. Biz Bostan Bank olarak insanlara para kazandırıyoruz. Ben Bostan Bank'ın CEO'su olarak bir slogandan yola çıktım. Hayırdır, nedir o? Benim adım Tosun, herkes zengin olsun. Harika bir slogan, kutluyorum vallahi. Beni tavladınız, sloganla beni tavladınız. Çok yaratıcı bir zeka var, vallahi güvende telkin ettin. Niye güvenmeyeyim sana? Baksana ne tatlı bir insansın sen be ya. Yalnız benim kredi kartım yok. Ben hiç kredi kartım olmadı. Ben nakit versem keş olaraktan. Ha? Hiç sıkıntı değil. Çok güzel, harika. Vallahi... Helal hoş olsun. Allah bereket versin. Tabii tabii. Size de ayarı uğurlu olsun. Çok helal paradır o. Yemin ederim ana sütünden bile temiz yani. Alın terinin parası. Hadi içelim o zaman. Teşekkürler. Efendim inşallah bu dostluğumuzu zengin olunca Kolombiya kahvesiyle kutlarız. Hem de Kolombiya'da. Siz hiç merak etmeyin. Ne güzel, ne güzel. Şefkat çay ister mi oğlum? Yok, sağ olasın Süden. Afiyet olsun. Ya Esin, Allah aşkına asma suratını böyle ya. İyi tamam ya, sen deplasmana gitmek istiyorsan git tabii. Ben burada tavuklarla beraber kalırım. Hem onların da ilgiye ihtiyacı var. Bizden esirgediğin şu kadarcık ilgiyi biz birbirimize gösteririz tavuklarla. Pardon da ben seni ne zaman ilgiden mahrum bıraktım ya? Bir dakika ya. Esin haklı. Üzme benim güzel gelinimi. Yani ne istiyorsa onu yap yavrum. Maç da neymiş? Evet ya. Gittiğimiz yerde bir kahve falan buluruz. Orada izlersin maç, olmaz mı? Ya tamam canım ya. Bu kadar da memleket meselesi yapılacak bir mevzu değil ki ya. Tamam gidelim o zaman. Gerçekten mi? Tamam. Tamam o zaman ben hemen otel falan bakayım. Bak. Çok pahalı bir şey bakma ama. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Onur verdiniz. Bu haberler beni çok duygulandırdı gerçekten. Cuma Usta, sana Bostan Bank'ın mahalli temsilciliğini de veriyorum. Harbi mi? Nazım bagajdan tabalayı getir. Getir Nazım, tabalayı getir. Ay. Cuma Usta, mahalleliye üye yap. Sen de kazan, mahalleli de kazansın. Tabii be ya, yaparım. Hepimiz kazanalım. Neydi sloganımız? Neydi? Benim adım Tosun. Ay, herkes zengin olsun. Böyle. Hayırlı işler, bol kazançların olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Vallahi eyvallah. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ olun. Ay, hem tabiat hem ticaret ikisi bir arada en özlemini duyduğum şeydi. Hayırlı yolculuklar olsun efendim. Güle güle, güle güle. Neydi sloganımız? Benim adım Cuma. Herkes zengin olsun be. Asacağım bunu. Tamamdır, oldu bu iş. 4 gün 3 gece bize çok güzel bir balayı suite ayarladık. Oh, çok güzel oldu. Gözünüz aydın çocuklar. Gidin eğlenin, dinlenin. Şimdi de uçak bileti bakacağım. Çok geç saate alma uçağı. Tamam, merak etme. Hala inanamıyorum. Gidiyoruz değil mi gerçekten? Benim hemen bavul hazırlamam gerekiyor. İyi, hazırla. Benim zaten 2 dakikalık iş. Nasıl 2 dakikalık iş ya? 4 gün kalacağız diyorum sevgilim, 4 gün. Tamam yavrum, Allah Allah. Yani 4 güne, her güne bir kıyafet desin, 4 kat kıyafet eder yani. Ne var, 2 dakikada yaparım. Öyle değil işte bak, bunun gündüzü var, akşamı var, gecesi var, yağmuru çamuru var, fırtınası var, kumsalı var. Yani daha öngöremediğimiz bir sürü şey var, hazırlıklı gitmemiz lazım. Ya tamam, sen başla önden hazırlamaya, ben sana yetişirim. Ya oyun bozanlık yapma, öyle olmaz. Hadi gel beraber hazırlayalım. Bak, bavul hazırlamak balayına gitmenin bir parçasıdır sevgilim. Hadi hazırlayın. Evet hanımefendi, ben yeni üyelerinizden Cuma ertesi. Ben elden verdiydim parayı Tosun Bey'e. Sisteminizde gözüküyor mu, öyle mi? Evet, ben koyun almak istiyordum. Şimdi bu alacağım koyunlar kaç para acaba? 400 lira. Peki biz bunun etinden, sütünden, tüyünden yararlanabiliyor muyuz? Yararlanıyoruz. Onu kar olarak kaç parçada acaba? Öyle mi?
kadar kâra geçebiliyoruz yani. Çok iyi, çok iyi, harika. Şimdilik ben 3 koyun alacağım ama o koyunları yükselteceğim. Ben şimdilik girişim amaçlı şey yapıyorum. Peyderpey arttıracağım ben onu. Tamam, oldu. İyi günler efendim. Sağ olun, kayıtlara geçsin 3 koyun. Kurbana daha 5 ay var. Şuba, senin daha özel gün ve haftalardan haberin yok lan. Ulan kurban diyorsun hala bana. Kurbanda ben dana keseceğim tek başıma, hem de haberin yok. Oğlum, koyun derken normal koyun değil bu. Bitcoin. Bitcoin mu? O ne la? Aa, haberin yok galiba. Bostan Bank'a ben üye oldum. Hatta sadece üye değilim, mali temsilciliğini de aldım. Şakkadanak vallahi verdiler. Çok mutluyum. Ne oluyor biliyor musun? Sen şimdi coin alıyorsun, Bitcoin. Ama onlar normal coin alıyorlar. Canlı coin yani. Böylece onun etinden, sütünden, yününden faydalanıyorlar. Oradan kazandıkları parayı da herkese eşit miktarda dağıtıyorlar. Sen de bütün bunlara inanıyorsun. Neden inanmayayım be? Çok mantıklı bir sistem. Hatta sloganı şöyle mesela. Benim adım Cuma, herkes zengin olsun be. Ya Cuma, sen hakikaten su katılmamış kerisin. Kusura bakma da yani para kazanmak bu kadar kolay mı lan? İnsan aklını kullanırsa neden olmasın İsmail be? Bu kadar kolay tabii Bozkır babacığım ya. Tam olarak bu kadar kolay. Birkaç ayda paraya para demiyormuşsun yani. Bak çağın en akıllı yatırımı diyorlar Bitcoin için. Ya saçma sapan konuşmadım ya. Ben internetten alışveriş bile yapmam lan manyak. Bilmediğim, tanımadığım adamlara para vereceğim. Onlar da bana sanal koyun verecek, öyle mi? Bir iki tanesine. Babacığım ya ne var bizde birkaç tane koyun alsak? Ne olur sanki? Ya ben küçükken de almamıştım bana o küçük sanal oyuncaklardan zaten. Bari bunlardan alalım ya. Birkaç tane sanal koyunumuz olsun. Fırsatı kaçırıyorsun Bozkır babacığım. Yani yarın bir gün torunların kulaklarını çınlatacaklar. Dedeme zamanında 3-5 tane Bitcoin al demişler. Dedem almamış. Hay biz bu dedemizin aklını seveyim diyecek torunların. İşte o zaman mezarında çamaşır makinesi kazanı gibi zangır zangır dönersin. Doğru koçtan. Mezarımda böyle zangır zangır dönermişsin de bilmem neymiş. Terbiyesiz herif. Ya baba tamam hadi ya. Hadi cimrilik yapma artık. Bu cimrilik konuda annemi de kaçırdın zaten. Kaçırdın yani baba. Bunu kabul et tamam mı? Ya ne var ya? Benim böyle girişimci genç yaşımı birazcık destek olsan, ona güvensen ne olur sanki? Ya çocuklar ya Allah aşkına bakın. Oğlum yarın bunun altından bir bit yeni çıkar bak. Üzülürüz yani. Yok babacığım. Taş gibi sağlamış. Diyorsun. Aynen. Kaç para bu Bitcoin'lar? Bavullar da tamam. Ne yapalım? Hemen çıkalım. Yemeği de böyle rahat rahat havaalanında yeriz. Vallahi yavrum ya ben havaalanında 4 katı fazla para ödeyip de öyle çok rahat rahat diyebileceğimi düşünmüyorum. Ya zaten şimdi oteliydi, uçağıydı, bilmem ne bir sürü masraf yaptık. Daha fazla masrafa girmeyek. Gel Esra bir yumurta kırayım da onu yiyek. Ay yok istemiyorum ben yumurta falan. İyi tamam ben gidip bir şeyler hazırlarım o zaman. Alo. Ha kardeş selam. Ya şey diyecektim. Ben bu deplasman affedin ya. Ha. Ay yok. Yengenizle balayına gidiyorum da. Balayına diyorum oğlum. Senin ne işin var balayında? Allah Allah. Siz gidin işte deplasmana tamam. Ha. Tamam. Hadi haberleşiriz sonra. Eyvallah. Yok evde ya. Şevkat. Efendim. Aşağıda soğan var mı? Kuru soğan mı, taze soğan mı? Kuru. Hay yok ya, kuru soğan hiç kalmadı. Ya olanlar da böyle filizlendiydi, ben onları attım. Ya pes ya. Ya senin mi yaktım sanki? Devamlı yangın mı
çık hadi. Çık çık çık. Yardım et. Yardım et. Hayır. Dışarı. Ya, yardım edeceğim bırak. Evet, başlarım yardımına daha beter edeceğim. Çık ya çık tamam. Dur yaklaş. Dur çık sen tamam. Yangın var, yangın, yangın. Ev yanıyor, ev yanıyor. Ay, ay. Koşun gelin. Komşular, komşular. Ne yapayım, ne yapayım? Bir şey getireyim, ne yapayım? Dikkat et. Tamam, tamam. Yardım edin. Koş, 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 koş. Ay, ay, yardım edelim çocuklara. Koş kız. İyi ama İlk itfaiye haber vermek lazım. İlk müdahale benden Zizi baba, merak etmeyin. Şaka, dikkat et, dolu çok yanıyor. Kontrol bende, bende. Kaç, sev kaç. Allah'ım yarabbim. Ah. Yani Sevkat, bu nasıl bir aşkmış ya? Ha, sürekli evi yakıyorsunuz. Yok, Esin'in eli alıştı zaten kardeş. Yani yakında Roma'yı da yakacak herhalde. Ya niye sinirleniyorsun ki? İsteyerek yapmadım ben de herhalde. Elimden kaçtı. Elinden mi kaçtı? Kızım yemek yaparken tuzu elinden kaçırırsın. Ne bileyim tatlı yaparken şekerin ayarını kaçırırsın da yangın elden kaçar mı? Yangın la bu. Esin ya nasıl oldu bu sefer bu iş? He? Bahar aslında hep klasik bir hikaye bu. Şevkat beni panik yaptırıyor, stres yaptırıyor. İki ayağımı bir pabuca sokturuyor. Sonra da bir şekilde bir yangın çıkıyor. Bravo ya. Gerçekten mükemmel bir bahane. Bravo ya. Alkışlıyorum. Yine bana attı ya. Ben sana demedim mi gidelim yemeğimizi havaalanında yiyelim diye. Sen de dedin yok efendim illa evde yiyeceğiz. Keşke yeseydik. Vallahi bak ben orada kazıklanacağız diye yemek istemedim de geldik şimdi burada kazığın kralını yedik ya. Aman bre çocuklar tamam artık. Aman yanan yanmış olan olmuş. Birbirinizi kırmayın böyle küçücük şeyler için. Söylüyorum size. Var bu işte bir uğursuzluk ama beni dinleyen kim? Sen bu lafı kime diyorsun şimdi? Sana diyorum, sana. Ben seni yakmam mı Cevdet Bey? Ben seni yakmam mı aşkınıza tabii. Sürekli bu uğursuz lafı nereden geliyor ya? Neyse, biraz dağıldı ortalık ama Nico halletti. Hadi eyvallah. Sağ ol Nico. Hiç istemezsin böyle olmasını, özür dilerim. Yok estağfurullah, benden niye özür diliyorsun ki ya? Yok ya, bir de bilerek yapacaktın değil mi? Hayır ben şeyden şüpheleniyorum. Sen piromanyak falan mısın ya? Vallahi kaza hep. Benim başıma geliyor ben. Bilmiyorum neden. Şanssızlık işte. Ya şuna bir krem krem bir şey mi sürekli? Ha bak. Gel bir bakalım ya. Bari bak. Uçağı da kaçırdık. Aman boş versene. Kaçan uçak olsun. Biz bu gidişte aklımızı kaçıracağız. Baksana. Ya ben sakar bir insanım. Sen bunu biliyorsun. İlk defa yapmıyorum ki böyle şeyler. Niye sinirleniyorsun, böyle tepki veriyorsun şu anda? Ya tamam ben senin sakarlığına bir şey demiyorum ki. Ama yani biraz daha dikkatli olmanı talep etme hakkım da var değil mi ya? Şu halimize bak. Tamam haklısın. Ama bu olayı daha fazla büyütmeyelim sevgilim, olur mu? Ya şimdi bu balay işi de yattığına göre ne yapsak acaba şu bizim deplasmana mı gitsek? Allah Allah. Niye yattı ki bu balayı işi? Sadece uçakla mı gidiliyor Kaş'a? Arabayla gidilemez mi? E nasıl gideceğiz ki arabayla? Bende ehliyet yok. Dünya üzerinde tek şoförlüğü olan insan sen misin? Benim de ehliyetim var. Benim de şoförlüğüm var. Acaba? Acaba derken? Hayır yani nasıl tanıştığımızı sana kısaca bir hatırlatmak isterim. Tahir tuhur geçir dedin arkadan, arabayı perte çıkart dedin hatırlasana. Ay tamam sen de bir kaza yaptık diye yani. Bir mi? Sonra da geldin üstüne bir de bana çarptın kız. Ya tamam neyse ne. Bak sabah kalkılacak, o arabaya binilecek, o Kaş'a gidilecek ve o balayı yapılacak tamam mı? İyi tamam. Bari sabah kalkıp da hani yolluk böyle poğaça börek falan yapmaya kalkışma. Ay yok yapamam zaten. Mutfak iptal. Ne oldu? Yaktın. Nasıl temizleyeceğiz onu ya? Allah sanemgil falan sorarsan ne oldu Esin falan derse. Mutfağı yaktım dersin. Söyleme kızlara. Pamuk. Öyle telefona melefona dalıp müşteriyi falan ihmal etme sakın ha. Siparişleri kaçırma tamam. Ya merak etme usta sen çırağına güvenmiyor musun hala? Güvenmiyorum. Allah Allah. Temizliği de ihmal etme tamam. Peki usta. Bu fişleri falan da atlama tamam. Hepsine teker teker fiş keseceğim. Biliyorum usta. Gözün arkada kalmasın ya. Balayına da bunları düşünme. Senin çırak 10 numara 5 yıldız bakar dükkana ya. Göreceğiz bakalım. Hadi.
Görüşürüz. Aman kızım, gözünü seveyim, çok dikkatli kullan. Uykun gelince hemen çek bir kenara. Tamam babacığım, sen merak etme. Yavrum, muhakkak yoldan telefon et, tamam mı? Bak, merak ederim. Eyvallah. Sabile nerede? O gelmeden çıksaydınız bari. O evden uğurladı bizi, gelmedi buraya. Aman isabet olmuş Cevdet Beyciğim, ne yapacaksınız Sabile'yi? Esin, bak güzel güzel dinlen, keyfini çıkart ama bizi ara. Özleriz biz seni. Ay zaten 3 günlüğüne gidiyorlar. Esin boş ver, sen bizi hiç arama, keyfine bak. Gelince detayları anlatırsın artık. Yani gerçekten sonunda balayına çıkıyoruz. Hiç kimseyi arayamam. Arama arama, kimseyi arama. Yalnız bir şey söyleyeceğim ikinize de. Sakın oteli yakmayın. Şaka mı şimdi bu? Aşk olsun ya. Alt tarafı bir kere mutfağa yaktım yani. Ne var ki? Bir kere mi yaktın sadece? Neyse ne canım, yani kazayla olmuş bitmiş bir şey. Sizin de dilinizden kurtulamam ben artık. Aa, oradalar. Oradalar. Gel. Attır kendini. Kız gel. Geldi uğursuz. Esin'cim merhabalar, vallahi sizi kaçırmadığımıza çok sevindim. Senden bir ricam var be. Şu dilek kağıdını ayakkabının altına yapıştırabilir miyim? Gelinin uğuru vardır derler ya. Cuma, o öyle bir şey değil. Onu ayakkabının altına, düğünden önce gelinin ayakkabısının altına bekar kızlar isimlerini yazarlar. Eğer düğün sonuna kadar silinirse onlar da evlenirler yakın zamanda. Evet, sen biraz geç kaldın. Ya asıl siz bilmiyorsunuz. İsim başka, dilek başka be ya. Vallahi isim yazıyorsun tamam o ama dileği de yazman lazım. İsim başka, dilek başka. Onu sürersen kesinlikle olur dileğin, ne olur. Bak dileklere kadar düştüm Allah'ını seversen. Tamam al. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim kırmadığın için. Ya Rabbi. Oha çüş. Reçelle ekmek mi yapıyorsun ya? Ayakkabının tabanına o kadar yapıştırıcı sürülür mü Cuma? Oğlum bol tuttum ki dilem tutsun be. Vıcık vıcık. Esin, hazır mısın? Hazırım sevgilim. Nasıl yapalım? Ben evin oradan arabayı alayım, geleyim. Sen istersen burada bekle. Yok ya. Bununla gideriz. Senin arabayı çıkar, bunu oraya koyarız işte. Tamam olur. Hadi. İyi yolculuklarınız olsun bakalım. Hadi cümleden hoşça kal, tek tek şey yapacağız. Ara bizi tamam mı? Seni öpmeye merak. Yedin arasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.